Herobrine, herkesin bildiği beyaz gözlüklü bir mob olarak 2019'un Eylül aylarında ortaya çıkan bir görüntüyle internetin toz taraflarına girdi. Peki bu hikayenin ardındaki gerçek neydi? Ben Behzat. Herobrine ilk olarak 2019 yıllarında bu görüntüyle tanındı. Bu görüntünün asıl sahibini bulamadım fakat 2019 yıllarına yakın bir tarihte Minecraft'ın en büyük forum sitesinde bu görüntüye rastladım. Bu forumda açılan bir konuda bir oyuncu Herobrine gördüğünü iddia etmiş ve forum ikiye ayırmıştı. Ki bu forumda pek fazla bir şey bulamadım. Sadece tartışmalardan ibaret, hatta bazı forum paylaşımları da kaldırılmıştı. İnternet üzerinden eski sitelere veya kapanan sitelere bakabileceğiniz bir arşiv mevcut. Videoda geçirdiğim her site açıklama kısmından ulaşarak kaynakları siz de inceleyebilirsiniz. Bu arşive Herobrine yazıp 2019-2010 yıllarına dönersek çok eski zamanlara ait birkaç video buluyoruz. Konu işte burada derinleşiyor. İlk video 2010 yılına ait ve hatta Herobrine içerikli ilk video diyebiliriz. Neden diyebiliriz? Çünkü başka video bulamadım. Video yabancı bir insan tarafından yükleniyor. Anladığım İngilizce kadarıyla videoda survival bir şekilde kasılan bir abimiz var. Ve videoda bir build görüyor. Ve bu build'i kendisini yapmadığını iddia ediyor. Fakat videoyu izlediğimizde bunun o zamanlar gerçek sanılmasına pek şaşırmamalı. Videoyu izledikçe olayın daha da saçmalaştığını ve kurgudan ibaret olduğunu anlayabiliyoruz. Çok ufak yazılım dili bilgimi kullanarak Minecraft'ın en eski sürümlerinin birkaçını inceledim. Evet, Herobrine'in görüldüğü iddia edilen sürümleri. Ve birkaç şeye denk geldim. Monster. Monster Steve karakteriydi ve oyunda mob olarak kodlanmıştı. Burada da Herobrine hakkında içerik üreten YouTuber'lardan Türkiye'den yalnızca 2, yurt dışında da bir elin parmağını geçmeyecek YouTuber'ların iddialarını, kaynaklarını doğrulamıştım. O halde gelin ve neden böyle bir şekilde kodlandı bunu öğrenelim. Yıl 2009. Marcus Persson veya bilinen adıyla Notch, Minecraft için son grafik tasarımlarını ve dosyalarının bitişi ardından Minecraft oyununu piyasaya sürmek için hazırlanıyordu. Ve piyasaya sürülüyor. İlk önce sadece blok koyup kırabildiğimiz bu oyunda son bir haftada nedense böyle bir oyuna çok ilgi duyuluyor. Ve Twitter üzerinden kullanıcılar oyunun resimlerini paylaşarak kendilerini tatmin ediyordu. Bunun üzerine Notch abimiz böyle bir oyuna çok büyük ilgi almasının ardından oyuna birkaç tane yenilik getiriyor. Ve artık düz dünya değil, ağaçlar, dağlar, okyanuslar ve hatta cam barının bile olduğu bir oyun haline geliyor. Oyun bir inşaat oyunundan hayatta kalma oyununa dönüyor. Fakat bir ay boyunca Twitter'daki tweetler azalmış ve oyuna ilgi durmuştu. Çünkü oyunda yapacak başka bir şey yoktu. Ev yapıyorsun, sonra sıkılıyorsun. Marcus abimiz de bu ilgi azlığını önlemek amacıyla oyuna bir karakter ekliyor. Bu karakter hepimizin de bildiği gibi acımasızlığı sadece kendi varlığını kabullenen ve oyuncuları sürekli rahatsız edip öldüren, hatta itemini çalıp kaçmak gibi türlü özelliklere sahip olan Herobrine'in ta kendisi. Ya da Steve mi demeliydi? Steve'in eklenme sebebi ise oyuna biraz olsun aksiyon oluşturmak idi. Ancak olaylar ileri gitti ve bu eklentinin virüs olduğunu, Herobrine'in Notch'un kardeşi olduğu gibi sahte ve yalan hikayeleri etrafa yaydı. Bunun ardından ise Marcus abimiz bu olayları ele aldı ve eklentiyi oyundan sildi. Bir yılın sonunda ise Minecraft alfa sürümünden çıktı ve normal versiyona geçti. Alfa sürümünde yaşadıkları Herobrine olaylarını ve sahte haberlerin tekrar yayılmaması adına her günceleme başında Removed Herobrine yazısı özellikle yazıldı. Yani güzel kurgu videolarının ardından Notch'un bu mantıksal PR'ı işe yaramış ve Minecraft'ı çok fazla erişim kazandırmıştı. YouTube'da bulunan videoların %80'i kurgu olduğundan dolayı buradan küçük kardeşlerime sesleniyorum. Herobrine ve benzeri hayalüstü yaratıklar Minecraft'ta yok. Minecraft'ın gizemlerinden Herobrine 2018 yılında zaten çözümlenmişti. Ama çok fazla kişi bilmiyordu. 2021 yılında birazcık bu bilgi yayılırken şimdi de tamamen araştırmalara ve kaynaklara dayanarak bu hikayenin bittiğini topluca kabul edebiliriz. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Like atarak ve abone olarak bana destek olabilirsin. Kendine iyi bak karpuzcuk.